Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız iki iç açı ortay içeren uygulamalar. Bir önceki kazanımı anlayan zaten bunu da rahat bir şekilde yapar. İki tane açı ortay olacak. Hem üsttekinde mesela hem de alttakinde kollar oranı tabanlar oranını kullanacak şekilde soruları yapacaksınız arkadaşlar sıkıntı yok ee, burada da mesela hem büyük üçgende hem de şu küçük üçgende olacak şekilde açı ortayları uyguladığınız zaman sıkıntı yaşamazsınız rahat bir şekilde yaparsınız burada da çözümleri var zaten hadi bakalım bizim içimiz asıl burada çözümlere başlıyoruz birinci soruda ne demiş arkadaşlar birinci soruda arkadaşlar direkt ben sayılar altta alttan başlamak istiyorum hocam ilk önce şu üçgene baktığım zaman ne görüyorum görme işi biraz söylerken hep çekiliyorum ama neyse 3'e 4 oran var. Hop 3K ise burası nedir? 4K yazdık. Yine katı şeklinde yazmanızı tavsi tavsiye ederim. E, hocam 4K'daki 6 Tüp be. belli bir katı olsaydı direkt kafadan yapacaktık ama burada maalesef kollar oranı tabanlar oranı şeklinde yapacağız arkadaşlar. 6 ile 4 sadeleşsin. 2'ye böl 3, 2'ye böl 2. Yani buradan e, 2x eşittir 9 sa x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 9 bölü 2 olarak buluruz. O zaman birinci sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soru ne demiş arkadaşlar? Bakın açıortaylık var. Önce sayıların olduğu yere bakıyorum. Hocam şu üçgende sayılar var. Hemen şu üçgendeki sayıları kullanıyorum. Ne var yukarıdan aşağı? Hocam 4 bölü 3. Yani 4K ise burası nedir? 3K'yı yazdık hemen. Sonra DC bölü AC isteniyor. DC bölü AC. Hocam bir de büyük üçgende açıortay var. Bak şu. Büyük üçgende açıortay. Şurada sol taraftaki oranlama sağ tarafta da olacak. Yani burası 4 enken burası 3 en yapar. Dolayısıyla bizden dc bölü ac isteniliyor. 3 en bölü 4 enden cevabımız 3 bölü 4 çıkar. Yani ikinci sorunun cevabı akçay oldu arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Neler verilmiş şimdi? EC'yi 4 vermişler. EC'yi 4. Ali Bey uzunluğunu 9 vermişler. Bizden AC hmm. Şununla da BE birbirine eşit verilmiş. Şu birbirine eşit verilmiş. Bunlar kaç santimetredir diye soruluyor. X, X. Arkadaşlar önce ne yapalım? Küçük üçgendeki açı ortaylığı uygulayalım mı? Uygulayalım. Ne küçük üçgende direkt iki sayı var ne de büyük üçgende direkt iki sayı var. Ne yapacağız? Hocam x bölü 4 kollardaki oran x'e 4 yapacak bir şey yok. Açı ortayda özellikle x'e 4k yazabilirsiniz. Yani x'in x, k, x de k katını yazabilirsiniz. E şimdi sonra ne yapacağız hocam? Sonra büyük üçgene bakacağız. Büyük üçgende de kollar oranı tabanlar oranı değil midir? Yani 9 bölü x eşittir. Bölü 4K. Bakın. x k bölü 4 k bakın. x'in de k katını yazsanız orada oranlama yapacağınız için k'lar birbirini götürüyor. İşler dışlar x kare eşittir 36'tan x buradan kaç buluruz? 6 buluruz. O zaman cevabımız böylelikle e-dremit oldu. Geldik 4'e. Aa hocam dikkatim hemen şey çekti. Bak Hemen ilk defa görüyorum soruyu arkadaşlar. Vallahi billahi ilk defa görüyorum. Bak M açı orta M yükseklik dikkatimi çekti. Nerede bu? İkiz kenarda değil mi arkadaşlar? Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve taban iki eş parçaya böler. E onken burayı da 10 yazdık. Bizden DC uzunluğu isteniliyor. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Büyük üçgendeki açı ortaylıkla bakacak olursak. Çünkü niye? Büyük üçgendeki bu kenar isteniliyor bizden. Şu açı ortaylığa bakacak olursak. Hocam Kollardaki oran tabandaki oranlamaya eşittir diyeceğiz. Aa, direkt şey var. 4 bölü 6 yok mu burada arkadaşlar? 4 bölü 6 oran var. Yani 2 bölü 3. Yani burası 2K iken burası ne olacak? 3K mı olacak? Evet. İsterseniz XX deyip böyle 4 bölü 6 eşittir 10 bölü 3K da diyebilirsiniz arkadaşlar. 10 bölü 2X de diyebilirsiniz pardon. Evet 2K eşittir 10 sa K'yı buradan kaç buluruz? 5. E AC uzunluğu ne oldu o zaman? 3K yani 15. O zaman burası da ne yapacak arkadaşlar? 15'in yarısı 7.5 7.5 mu yapacak? Evet cevabımız böylelikle 7.5 oldu. Dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Arkadaşlar ne verilmiş burada? Öncelikle şu açı ortaylığa bakalım. Bak sayılar burada yoğunlukta. Bak küçük küçük açı ortaylığa bakalım. Sayılar burada yoğunlukta. Hocam üçgen 6 olmuş. Beşgen o zaman kaç olur? 10 Ol, olur değil mi? Evet. Bak ya da 3'e 5 oran var. 3K'ya 5K diyebilirsin. Üçgen 6 olmuşsa beşgen 10 da olmuş diyebilirsin. Sağ taraftaki sol taraftaki oranıma eşit olacak diye yorum yapabiliriz. Başka ondan sonra takıldım, kaldım. Takıldığım zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Soruyu okuyacağım. Hadi okuyalım bakalım. Okuduğumda bir bilgi var mı ekstradan? Yok. Yapacak bir şey yok. E o zaman şu üçgendeki ortaylığı uygulayalım arkadaşlar. Şu açıortay 8'e x diyeyim arkadaşlar koldaki oran. Evet 8'e x Yani burası 8k iken burası xk mı? Evet. Aynı zamanda biz onu bulduk ya. Bu da büyükte açı ortay değil mi aynı zamanda? Evet. Kollardaki oran yani 10 bölü 6 artı x neye eşit olacak? Tabandaki orana 8k bölü xk'ya eşit olacaktır arkadaşlar. K'lar gitti Buradan gitti. İşler dışlar yapmadan önce sadeleştir. 2'ye böl 4, 2'ye böl 5. Buradan 5x eşittir. 24 artı 4x oldu ve x de buradan kaç bulduk? 24 bulduk gençler. Yani 5. soru böylelikle cehan oldu. Geldik 6'ya. Hmm. Tamam. işimiz kolay. 3'e 4. Kolay derken. Ee şöyle bir baktım. 3'e 4 ya. Direkt burası nedir? 3K'ya 4K değil midir arkadaşlar? Evet. Aşağıda da ben soruya bakar bakmaz baktım. 2'ye 5 toplam o da 7 yapıyor. Yani burası da hocam 2N'e 7N olacak ama toplam 7K ya. Burası da 2K'ya 7K olduğu için 2K'ya 5K şeklinde paylaşmaz mı burası da? Paylaşır. EF e, bölü BC isteniyor. EF'ye kaç kaldı arkadaşlar? Tamamı 4 kaldı. O zaman buraya 2K kaldı. O zaman EF'yi 2K bulduk. Bölü BC. BC de 7K değil mi? Evet. Yani cevabımız böylelikle kaç çıktı? 2 bölü 7 çıktı arkadaşlar. Evet 6. soru Edremit oldu. Geldik 7. soruya. 2 kenar uzunluğu 6 ve 7 cm olan ABC üçgeni biçimde kağıt B köşesi AC kenar üzerine gelecek biçimde katlanmış. Evet şöyle bir katlama olmuş. Sonra ee, bu katlama kağıt açılmış. Okumama gerek yok anlaşılıyor. Sonra bunu kağıdı böyle katlamışız. Arkadaşlar bu doğru boyunca katlamış. O da böyle olmuş. Tamam bizden x ile ifade edilen uzunluk nedir diye soruluyor. Gençler sen bunu böyle katladığında üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet 6 iken burası da 6 olacak. E, hocam burası 7 ya. Şurası 7. Eyvallah üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak değil mi arkadaşım? Aynen öyle. Yani bir kere şuraya şurası 6. Şuradaki uzunluklarda şu 6'yı kullanmayacağım. Buranın 7 olduğunu biliyorum. Sonra ben bunu böyle katlamışım. Şu doğru boyunca katlamışım. Katladığımda üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Yani bu da açıortay doğrusu mu olacak arkadaşlar? Evet. Aa, bu da bizim açıortay ortay doğrusu. Bu katlama çizgisi değil mi? Evet aynı kağıt. Bak katlanı tekrar açılıyor. Katlama çizgisi bu. Sonra bu. Bu çizgi boyunca katlanıyor. Katlama çizgisi bu. Bu da açıortay oldu. Yani şuradaki üçgende bir açı ortaylık çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak şu üçgende bir açı ortaylık çıktı. Hocam 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olacak. Direkt burası kaç olacak o zaman? 3 olacak. Tamam. E bu da bir açı ortay değil mi? Aynen öyle. Çünkü katlama çizgisi de açı ortay olarak bulmuştuk bunu. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada ne yapacağız arkadaşlar? Hadi bakalım. Burada şimdi gençler ilk önce şu açı ortaylığı ben tam kullandım mı bakayım. Burada kullandım. Büyükte yok şunu kullanayım. Şu açı ortaylık. Bu açı ortaylığa bakacak olursak buradaki oran kaça kaç arkadaşlar? 6 bölü 3. Yani 2'ye 1. O zaman buradaki oran da 2'ye 1 olacak. Yani şurası 2K iken burasının ne olması lazım arkadaşlar? K olması lazım. Tamam. Bunu da kullandık. E şimdi ne var arkadaşlar? Şimdi X'i bulmaya çalışacağız. Nasıl bulmaya çalışacağız? Şu 7'yi kullanmadık biz değil mi arkadaşlar? Ay doğru. Bak takıldığım zaman Hemen soruya baktım böyle üstte 7 var. Bak 7'yi kullanmadık. K dediğimiz zaten kaç oluyor arkadaşlar? Buraya 3 bulduysak direkt burası kaç yapıyor arkadaşlar? Direkt ben burası 4 yapmıyor ama o zaman 2K dediğimiz kaç yaptı? 8 yaptı. Soru bitti mi? Bitti. Niye? Buradaki şey isteniliyor bizden. Bak bu da açı ortay değil mi? Büyük üçgende. Büyük üçgende açı ortay. Kollardaki oran kaç arkadaşım burada? 6 bölü 7. 6 bölü 7 eşittir. X bölü bu değil mi arkadaşlar? Evet. Ya da şöyle diyelim 6 bölü 7 oran var ya 6 bölü 7'den dolayı hocam burası 6K burası nedir 7K. Toplam 13K eşittir 8 s K'yı buradan kaç buluruz 8 bölü 13 buluruz. Bizden x isteniyor x 6k olduğundan x de buradan 48 bölü 13 olarak çıkar arkadaşlar. Evet az daha yapamıyorduk soruyu arkadaşlar. Niye? Verilen bilgiyi kullanmadık. Biz hep 6 var 4 2 var 7'yi kullanmadığımız için soruyu çözemedik. Ama bir baktık burada 7 var. Aa o zaman burada da ne var? 7'ye de koymak zorundayız. Soruyu yapamadığınız zaman siz de soruyu okuyun arkadaşlar. Evet gençler. Böylelikle bu sorunun cevabında kaçın soru? 7. sorunun cevabında Balıkesir bulduk ve bu bölümdeki testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.